Vatanınızı çok seviyorsanız en büyük vatanseverliğin gerçek anlamda çevrecilik olduğunu asla ve asla unutmamalısınız. Geçen Çevre Şehircilik Bakanlığımızın hazırladığı çevresel göstergeler raporunda ilginç sayılar vardı. Ne yazık ki bu rapora göre Türkiye'mizde havamız ve sularımız ne yazık ki kirlidir. Su kıtlığı da ne yazık ki iklim değişikliği ve verdiğimiz tahribattan dolayı ülkemiz adına kapıdadır. Özellikle tarım ilacı kullanımı gün geçtikçe çok ciddi rakamlara ulaşmaktadır. Ormanlarımız ve endemik türlerin nasıl azaldığını hepimiz gün gün duyuyor, biliyor ve takip ediyoruz. Bu tehlikeli gidişe rağmen ülkemizde çevre koruma harcamaları istenildiği oranda bırakın artmayı ne yazık ki azalmaktadır. Oysa ki 1990-2016 döneminde toplam sera gazı emisyonu %135, toplam enerji tüketimi ise %160 oranında artmıştır. 90 yılında kişi başı karbondioksit eşdeğer emisyonu 3.88 ton iken bugün bu değer 6.3 ton. Neredeyse iki katına çıkmak üzere. Gerçekten kentsel atıklar bu dönemin belki de en önemli yönetilmeye muhtaç, en önemli çevresel faktörlerden bir tanesi. 2016 yılı itibariyle ne yazık ki bir başka üzücü veri, 28 Avrupa Birliği ülkelerinin arasında ortalama geri dönüşüm ve kompostlaştırma payı %45.3 iken Türkiye'mizde bu rakam sadece ve sadece %13. Yani 3.5'ta biri. Hele hele Avrupa Birliği'nin en üst seviyede bu süreci ciddiye alan ve yatırımlarını yapmış ülkelere kriter olarak aldığımızda ne kadar vahim durumda olduğumuzu varın siz düşünün. Tabii biliyorum bu tür rakamlar söylenir, havalarda uçar gider, hemen unuturuz. Açıkçası o kadar somut ve acı rakamlar var ki ülkemizde. Sadece 90-2012 yıllar arasında 22 yılda, son 8 yıl bunun içerisinde yok. Orman yarı doğal alanlarımızda yaklaşık 1.215.000 hektarı yok ettik. Sadece 22 yılda, 90-2012 yıllar arasında. Tabii ki tabiat birçok alanda alarm verdiğini unutmayalım. Uluslararası ölçütlere göre endemik türlerde bu güzel kadim topraklarda, dünya güzelliği cennet vatanımızda yaklaşık 600 kadarı çok tehlikede, 700 kadarı da tehlikede kategorisine girmiştir. Çok acı bir tablo. Bu tablo tabii vurdum duymazlıkla paralel işliyor. Yani bu sadece her birimizin, belediye başkanı, yöneticiler, hükümet yetkilileri, siyasiler, her birimizin temel ana sorumluluğu ve dile getirmek zorunda olduğumuz unsurlardır. Aslında tam da bu sorumluluğun tersine ne yazık ki dönem dönem bazı verilere baktığımızda ihanetle karşı karşıya olduğumuzu görüyoruz. Bu ülkede ve bu aziz şehirde özellikle son 15-20 yılda yaşanan birçok çevreye karşı kötü tavırlar, kötü uygulamalar, hatta ve hatta ne yazık ki ihanet diyeceğimiz tavırlar oluşmuştur. Özellikle işte görev başına geldiğimiz günden beri her zaman her noktada söylediğimiz temel konularımızdan birinin çevre olduğunu hatırlatmamız onun için değerlidir. Onun için yeşil, adil ve yaratıcı bir kent konumlandırması yaparken yeşil kavramını birinci sıraya koymamız bundandır. Onun için yeşil alanları aşmaya, geliştirmeye kıymet veriyoruz. Dere ıslahlarına önem veriyoruz. Tarımın hem şehir içerisinde hem de ülke politikalarına katkı sunacak bir takım örneklemleri geliştirmemiz ondandır. İşte Seymen'deki çöp gazı enerji üretim tesisi de tam da bu önceliklerin sonucudur. Eğer öncelik yapmasaydık
geçmişteki kaotik düzenin içerisinde olsaydık bugün bu şarteli ayağa kaldıramazdık. Bu kadim şehirde ne yazık ki bu olumsuz gidişata karşı atılmış değerli ve stratejik bir adımdır. Öncelikle düzenli depolama sahalarında oluşan çöp ve çöp gazı birikmesini bu vesileyle engellemiş oluyoruz. Tabii ki buradaki çöp tesisinin yakın çevresine olan negatif etkilerini de biliyoruz. İstanbul'un tabii ki bu noktada olağanüstü bir master plana ihtiyaç duyduğunun da farkındayız ve bu çalışmaları da yürütüyoruz. Sadece buraya odaklı değil, İstanbul'un geleceğini, 2050 yılını, hatta daha ileriki yıllara nasıl hazırlanması gerektiğini bütün uzman arkadaşlarımla ve kurum dışındaki uzmanlarla çalışmasını yapıyor. Çok kısa zamanda İstanbul'un çevre, atık yönetimi ve buna dönük bir takım enerji ve unsurlarıyla geliştirme programını mutlaka sizlerle yakın zamanda paylaşıyor olacağız. Tabii bu tür çöplerin depolama sahalarında oluşan çöp gazının patlayıcı, yanıcı ve parlayıcı özelliğinden dolayı kesinlikle insan ve çevre sağlığına son derece olumsuz etkileri olduğunu biliyoruz. Tabii burada işte tam da bu riske hep birlikte son vermiş oluyoruz. Metan gazı kontrol altına alınıp zararsız hale getirilmezse ne zaman, nasıl bir sıkıntı, nasıl bir patlama yapacağını hiç kimse bilemez. Buradaki modern tesis bu riski sadece ortadan kaldırmakla kalmıyoruz. Aynı zamanda hem riskleri bertaraf ederken hem de kıymetli bir enerjiye çeviriyoruz. Tabiri caizse İstanbul'un huzur ve güvenliğine sunmuş oluyoruz. Yaşam standartlarını yükseltiyoruz. Artık çöp gazından kıymetli ve çok değerli bir enerji üretim tesisinin sıkı bir birinci adımını atmış oluyoruz. Bu anlamda yaptığımız her işte maliyetleri düşünen, kaynaklarımızı o anlamda etkin hizmet verme prensibiyle harekete geçirmekten asla vazgeçmiyoruz. İstanbul'u kesinlikle bu kavramlarla hemşerilerimize layık bir hale getiriyoruz. Değerli dostlar, şu an mevcut iki tesisimizde ürettiğimiz elektrik 600 bin kişilik büyük bir nüfusun yıllık enerji gereksinimini karşılayacak düzeyde. Denkleme SEYME'nin tümü dahil olduğunda 2 milyon 600 bini yakalayacak bir nüfusa enerji sağlayacak bir tesis kapasitesine erişmiş olacağız. Tabii bu aynı zamanda fosil yakıtlara dayalı elektrik üretiminde de ciddi bir düşüş sağlamış olacak. Petrole ve doğalgaza bağımlı bir ülkeyiz. Tabii bu tür yatırımlar bu bağımlılığı da azalttığını ve gerçekten ne kadar milli ve değerli unsurlar taşıdığının da altını çizmek gerekir. Değerli konuklar, işte tam da bu nedenlerden dolayı İstanbul'da değil, bu tarz tesislerin bütün Türkiye'ye yaygınlaşması kıymetlidir. Bıkmadan, usanmadan söylemeye devam edeceğimiz bir husus var. İşte tam da böyle verimli işler, böyle verimli projeler hem İstanbul'umuza hem Türkiye'mize inanılmaz değer katacak işler var iken, sadece güncel sorunlarla kıyasla bunu söylemiyorum, bu tarz projeler varken Kanal İstanbul adlı İstanbul'a tümüyle gereksiz, lüzumsuz, Türkiye'nin gündemini işgal eden ve de İstanbul'un çevresine ihanet edecek bir projeye kaynak ayıracağımıza, işte tam da bu tarz projelere, İstanbul'a hizmet edecek, insanına hizmet edecek, ülkemize hizmet edecek projelere para ve kaynak ayrılmasının da altını burada çizerek vatandaşlarımıza bunu duyurmak isterim. Kesinlikle dışarıya olan enerji faturamızı azaltmalıyız. Enerji ucuzladıkça çeşitli sektörlerdeki üretim hacminin artacağını biliyoruz. Yeni istihdam alanlarının oluşacağını da biliyoruz. O bakımdan ekonomik gerekçelerle bilimin söylediği bir başka gerekçeyi de bu yatırım sürecine eklemeyi isterim. Çöp gazında bulunan metan atmosferde karbondioksitten 28 kat daha fazla sera etkisi yapılıyor.
küresel ısınmanın daha da hızlanmasına yol açıyor. Çöp gazının enerji tesislerinde yakılması aslında karbon salımının da azaltılmasına sebep oluyor. Atmosfere metanın 28'de biri kadar sera gazı etkisi yapan karbondioksit verilmiş oluyor. Hem küresel ısınmaya yol açan bir unsurun atmosfere salımı büyük oranda durduruluyor, hem de İstanbul'un hava değerleri bu anlamda gerçekten sağlıklı bir hale geliyor.